Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Kenç'le birlikte yorumlayacağız. Hepinize merhaba diyoruz. İyi haftalar olsun. Hikmet merhabalar, günaydın. İyi haftalar olsun. Soçi zirvesiyle başlayalım. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le günübirlik bir ziyaret neticesinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Bunlarla ilgili başlıklarımız günün manşetinin ilk maddesi olacak diyelim, başlayalım. Şimdi bu Soçi zirvesinde terörle mücadele meselesi var, Tal Koridoru meselesi var. Bunlar zaten hani bir şekilde bilinen meselelerdi. Putin'in daveti üzerine bu sene Eylül ayında 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta bir Şangay Beşlisi toplantısı var. Evet. Putin Sayın Cumhurbaşkanı da davet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hani bir mani olmazsa katılacağını ifade ediyor. Onu da hatırlatmış olalım. Tabii bunlar dünyaya verilen stratejik mesajlar. Yani Putin'in davet etmesi, Türkiye'nin de bir mani olmazsa elbette katılırız demesi önemli. Bunun altını çizmekte fayda var. Dediğim gibi Tal Koridoru artık orası yol oldu. Bunun üzerine çok fazla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. 3 tane gemi geçmişti. 4 tanesi yolda. Bir tanesi şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'ye yükünü boşaltıyor, Mısır yükünü boşaltıyor. Evet. Geliyor kalkıyor. Aynen, Putin'in orada bir cümlesi var. Avrupa size teşekkür etmeli cümlesi var. Bu nükleer santrallerle ilgili, nükleer santralle ilgili bu ara muhalefet üzerinde fena tepiniyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi deyip sözü sana bırakayım. Evet. Diğer başkanı. Evet, yani birkaç gündür zaten haberlerimizde de vardı bu. Şöyle söyleyeyim, hani Batı ne düşünüyor? Ben onu detayları dediğim gibi izleyicilerimiz muhakkak haber bültenlerinde detayları görmüştür. Cürcüne ittifakından tut, iç siyasete kadar her şeyden bahsetti. Bay Kemal'den bahsetti. Bay Kemal hayırlı uğurlu olsun dedi. İç siyaset, dış siyaset ama o da güzeldi aslında. Ben onu bilmiyorum. O kadar dış politika bu kadar ciddi şeyler konuşurken de ben Bay Kemal'i çok önemsedim. Çünkü önce öyle bir atıfta bulundu fakat bunu içselleştirmiş, hayırlı olsun dedi. Bence de hayırlı olsun. Dedi, rahat rahat yazıyoruz. Uzundu yani çok, Kılıçdaroğlu tek cümle. Bay Kemal çok BK. Bitti yani. KK yani BK. O da öyle söylemiş olalım. Aynı heyecan ve şeyle devam edelim ama şu var. Batı'nın şu andaki durumu resmen şu. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Soçi zirvesi çok kıymetli. Tahıl koridoru dünya için çok kıymetli. Rusya yaptırımlar altında, bütün Batı'nın çullandığı Rusya. Fakat diğer taraftan onunla irtibat halinde olan ve gayet iyi münasebetler geliştiren bir Türkiye var. Batı şimdi ne yapacağını da bilemiyor. İşte Almanya, Fransa, İtalya, kravatlarınızı gevşetin, klimalı dükkanların kapısını kapalı tutun, suyu az harcayın, efendim elektrik harcamayın falan filan diyen Batı burada bir ikilem içerisinde bir pozisyonda. Çünkü ya Türkiye burada çok önemli bir köprü ülke vazifesini görüyor. Yani yaptırımlar var. Keza bütün Batı çullandı ama neticesi ağır oluyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri, çıkıyor diyor ki arkadaşlar bir dakika bana güvenin siz. Ben bu işi de hallederim diyor. Ben böyle düz okuyorum. Batı da diyor ki şimdi ne diyeceksin? Bir taraftan yaptırımlarla yok edeceğiz diye kılıç çektiniz. Şimdi bir dönüp baktığınızda Tahıl Koridoru'ndan tut enerjiye kadar. Ya Türkiye'de arada kalsa da böyle hani şey gibi kavga edersin böyle, tam dalarsın böyle. Araya lan birisi girin, tutun lan beni falan, dayak yemeyeyim diye. Hani araya birisi girer ya. Hani, şey ses çıkartmıyorlar. Çünkü Erdoğan burada hakikaten bu konuda yani 2022'nin en önemli krizi pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşı. Ve burada da tek güvenebileceğin, daha da üzerinden anlatabileceğin bir ülke var. O da Türkiye. ABD de böyle. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de aynı şekilde. O yüzden şu anda ağzını pek açmıyorlar. Aslında çok enteresan bir manzara var. Neden biliyor musun? İran, Türkiye ve Rusya, Tahran zirvesi, ardından Soçi zirvesi ama Şubat ayından bu yana kadar merak edilmesi gereken bir Rusya vardı. Şimdi kimse sesini çıkartmıyor. Şimdi Hikmet, ben sen bunları konuşunca acaba Nobel Barış Ödülü Erdoğan'ın verilmeli hakikaten? Eğer bir şey olacaksa Nobel Barış Ödülü Erdoğan'a verilmeli. Şimdi bir hikaye anlatılır ya hani içerik bakımdan ne derece doğru bilmiyorum ama hani cehennemde bütün kazanlar falan filan varmış. Her birinin başında da bekleyenler varmış. Bir Türkiye kazanının başında bekleyen kimse yok derler. Ya niye bunun başında kimse yok falan. Sorun diyor, kazandan çıkmaya çalışırsa alttan çekerler zaten diye bir hikaye fıkra anlatırlar. Evet. Ya.
Şimdi sen bunları güzel güzel anlatıyorsun, çok hoş. Ben meseleyi içerideki muhalefetin gözüyle de değerlendiriyorum. Şimdi sabah Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyre'yi dinliyordum. Yani ortalama şeyi veriyor zaten. Yani Deniz Zeyre'nin anlatımları bu ülkede muhalefetin senin bahsetmiş olduğun meselelere nasıl baktığının aslında bakarsan bir nevi özeti oluyor. Yani dinlediğin zaman ha böyle düşünüyorlarmış cümlesini rahatlıkla kullanabiliyorsun. Bahsetmiş olduğumuz Soçi zirvesi, görüşmeler, Şangay Beşlisi, Avrupa'nın bakışı, Putin'in Avrupa'ya Türkiye üzerinden mesajı, Türkiye teşekkür etmelisiniz cümleleri vesaire vesaire. Al altına diplomasi adına kitap yaz. Deniz Zeyre'nin yorumu aynen o Cem Yılmaz'ın Süpermen hikayesini anlatırken ki yorumu gibi oluyor. Hani şimdi millet diyor, aa baksana uçuyor ediyor falan filan deyince ne oldu uçtu uçtu kondu işte falan hikayesi. Deniz Zeyre'nin yorumu şu oldu. Ne var dedi yani. Jeopolitik konumu dolayısıyla Türkiye zaten önemli. Başka yerden mi geçeceklerdi? Bir tek boğaz var. Tabii ki buradan geçeceklerdi. Maalesef. Bunu bir Türkiye'nin jeopolitik konumunu sanki iktidarın dış politikada bir başarısı olarak adlandırmayın cümlesini söyledi. Ben kontağı kapattım. Tamam. Bu yani hani istediğin kadar anlat. Bu taraf çok için söylüyorum. Sen diyor zaten senin boğazın var diyor. Zaten oradan geçecek. Bunu kendine niye başarı olarak yazıyorsun cümlesini kullanıyor. Hakikaten Nasuh Güngör vardı, Mehmet Hoca vardı. O da şey yaptı ki ya bunu muhalefet de olsa muhalefet de yapardı diyor. Yani nihayetinde böyle bir stratejik konumun var. Buradan bunu yaparsın. Yahu çok öyle gerilere gitmeye gerek yok. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 70 sene Cumhuriyet'in... Bunlara gitmeye gerek yok. Bir de diyor Atatürk'ün diyor yurtta sulh, cihanda sulh fikrinden vazgeçti. Bizim dış politikamız yurtta da bitti diyor. Türkiye'de dış politika profesyonelleri var diyor. İktidar, muhalefet iktidar olsa diyor. Onlar çok daha iyisini yapar diyor. Şu anda iş bilmezler dış politikada görev aldığı için vesaire vesaire. Ha, duymamıştım bunu ama. Yani şöyle oluyorsun duyunca... bak, çene böyle oluyor. Hafiften böyle düşüyor böyle ağız evet. açılıyor. Allah Allah diyorsun. Evet, evet. Yani hani aynı çok güneşi yazık. Alıyoruz, aynı sudan besleniyoruz falan diye bakıyorsun. O zaman da şu aklına geliyor. Bu iş en nihayetinde DNA'larla ilgili. Yani güneş hem domatese hem bibere geliyor. Su aynı bitkiyi suluyor. Birisi kırmızı, birisi tatlı oluyor, birisi acı oluyor. Bu mesele biraz DNA ile ilgili, biraz kodlamalarla ilgili. Deniz'i tenzih ederek söylüyorum. Hakaret anlamında da söylemiyorum ama... kodlar farklı olunca, pencere farklı yerden bakınca ve niyet farklı olunca tabii. böyle sonuçlar çıkabiliyor. Şunu söyleyebilirsin çok rahatlıkla. Ya arkadaş yani bu aralar Putin'e çok yanaştı Türkiye, Rusya'ya çok yanaştı. Avrupa ile mesafeli durdu. Bunun için bunu dengede tutmak gerekir ama konjonktür gereği şu anda sen kazanan ülke tarafında olmak, win-win politikası uygulamak vesaire gibilerinden yorum yaparak başka şeyler de söyleyebilirsin. Ama dünyanın bir şekilde teşekkür ettiği, dünyanın bir şekilde sorunlu olduğumuz ülkeler dahil olmak üzere ya sağ olun baba helal olsun size dediği amiyane tabirle bir noktada ne var ki bunda? Boğaz zaten burada başka nereden geçeceklerdi? Muhalefet olsa onlar da yapardı. Başlığı bizim burada artık bu kesime ki dar bir kesimdir bunu altını çizerek söylüyorum. Yani bu... AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun yani oy vermeyenlerin kahir ekseriyetinin düşüncesi değil. O bloktaki marjinal kesimin milleti gıdıklamak adına yapmış olduğu yorumdur. Böyle bir şey yok. Çünkü bu vatanın evlatları illa bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti, bu bayrağı düşünerek öyle hareket ederler. Bunun Cumhur İttifakı'na ya da Millet İttifakı'na oy vermekle de uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama bu zihniyet ve bu bakış açısı elinden geldiğince o makul kesimi de zehirlemeye çalışıyor. Bunu bilir. Ben şöyle söyleyeyim ben. Yani ben senden şu anda duymuş oldum da bu yorumu. Çünkü arada bir civcivin programına maruz kalıyorum. Yani çünkü vaktimiz olmuyor. Açıklı yani bir taraftan. Tabii ama, yani. Ama, yani ama genel olarak şimdi bak. Sen şimdi tabii çok uslup olarak çok düzgün bir uslupla anlatmaya çalıştın. Lisan-ı münasip dediğimiz. Bu gerçek. Ama bu doğru vaka. Buna inkar edecek bir şey. Bununla ilgili şu benim de kızdığım ve benim de aslında belki de kavga ettiğim. Bak kavga etmekten. Kutuplaştığım. Ben burada kutuplaşıyorum Murat. Bana kimse kızmasın. Yüzde yüz öyleyiz. Efendim, burada, yani. Efendim buradaki burada anlaşacak bir durum yok. Yani ben burada kutuplaşmak zorundayım. Eğer seninle bu konuda kutuplaşmazsam kendimi inkar ederim. Ahmak olurum. O da sana benzerim. Çok kötü bir şey bu. Şimdi Deniz Zeyrek denen kişi gazeteci ya,
bunu anlamayacak. Tenzih ederek söylüyorum. Hayır, tabii sen tenzih ettin. Fikir şey olduğu için tabii söylüyorum. Tabii sen tenzih ettin. Baştan söyledin zaten ama şunu unutmadan söyleyeyim. Yani dünün çocuğu 20 yaşta bir, hani sen esten kullanıyordun çok fazla bir şey yapınca, ergen arkadaşlar kızınca durdurdun. Atarlı ergen muhabbeti yaparak. Bak çünkü sen kılavuzsun. Bak sözcü. Sen kılavuzsun. Bak bugün de bütün zırvaları arka arkaya koymuşsun. Tamam, ne yapmak istediğini biliyorum. Tamam, bir algı yöneteceksin. Görevin var. Erdoğan'ın gitmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Sen Erdoğan'ı sevmiyorsun. AK Parti'yi de sevmiyorsun. Ve bir şekilde çavur atmak zorundasın. Ve bunu profesyonelce yapmak zorundasın. Bu kadar. Bunu profesyonelce yap. Yani nasıl profesyonelce yap? Yani bu otur de ki şunlar yanlış. Aklı selimle muhalefetini yap. Ve buradan da bir şey çıkart ve biz konuşamayalım. Ulan adam buradan bir çaktı, oturdu aşağı. Ama şapka çok çıkartırız. Şapka çıkartacağım tabii. Aynen. Yani sen şimdi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'dan bu yana bana 3-5 tane bir şey yapsaydı, gösterseydi veyahut da 3 yılda yana otobüs ve şey sayısı 25 yılda olmasaydı ağzımı açmayacaktım. Yaptılar, avuçlarını patlatana kadar alkışladı. Tabii, ibrik koydu çünkü. 1, 3, 5, 15 defa tatil ekmeseydi, abartarak söylüyorum, ağzımı açmayacaktım. Ama sen zırvalıyorsun. Şimdi bu tehlikeli. Zaten kafa yanlış. Bu nereye geliyor biliyor musun? O mottoya geliyor. Ve ben o yaşa gelmiş, bunca sene kendini gazeteci addeden, ki o bu kafadan sonra ben onlara gazeteci falan demiyorum arkadaşlar. Sürekli etki ajanlığı, sürekli bir kurgu peşinde koşup ve yalan söyleyerek ve saçma sapan yorumlar yaparak orada köşe yazıyorsan arkadaş benim yüzüme gazeteci falan değilsin. Ben saymıyorum henüz. Genel anlamda. Genel anlamda. Yani yazarsın der, problem değil. Sen de beni sayma zaten. Ama ortak oturup konuşalım. Zaten bunlar olacaktı lafı. Bak lafı. Bir çok genç, hiçbir şey okumamış, hayatı görmemiş. İlk defa dünyayı böyle, ilk defa köprü gören bir çocuk misali, bir genç misali bana yorum yapıyorsun. Ya arkadaş sen bu ülkede 20 kaç yıldan beri gazetecilik yapıyorsun. Ya Türkiye'nin hali perişanını hatırlamıyor musunuz arkadaşım? Hangi iddia? Ya sen bunu bırak, hani akşamı da bırak, sözcüğü de bırak, bütün gazeteleri köşeye bırak. Dön bakalım bir batıdan bir iki dakika oku bakayım ya. Yabancı dilim mi yok? Tercüme ettir oku. Vallahi dünyaya bak ya. Böyle kör kör parmağım gözüme bir muhalefet yapacağım diye. Bak buna çok hiddetleniyorum. Dünyanın en saçma salak, en ahmakça yorumunu yapmak zorunda değilsin ki. Zaten olacakmışmış. Köprü zaten yapılacaktı. Şahıslar zaten olacaktı. Tok zaten yapıyorduk biz. Ya Atatürk zaten demişti. İHA zaten gökyüzünde bilmem. Ulan yapsaydınız ya. Sizin gibi laikçi, kemalist, aydınlanmacı bir sürü şavalak bir araya geldiniz ama bunu yapmadınız. Bak kendini gerçekten milliyetçi, ulusalcı, devrimci, hatta solcu her katmanından bir insanı temsil eden bir Erdoğan çıktı. 22 yılda, 20 küsur yılda ülkenin geldiği nokta Rusya ile bir dünya savaşı tartışırken Rusya oturup konuşan ülkesin. Ya sen daha önce 2 metrekare kardak üzerinde savaşıyordun deniz. Dalga mı geçiyorsun sen? Sen ve senin baban, dedi atalarımız burada Amerika'dan gelmiş paslı terek okutu içerisinde süt tozu alıp da mutlu oluyordunuz. Siz bu nesli insanlarısınız. Siz kafaya fötür taktırıp ayağa baldırı çıplak insanlarla melon şapkalarda kadar güzel bir Türkiye'ydi diye tutturan insanlarsınız. Sizin aklınız ve zekanız sözcü ve cumhuriyet ve siz heykel yaparak çağdaş olacağı zannettiniz ya. Adam dünyayı meydan okuyor. Ya siyah yapıyor zaten olacaktı. Yapsaydınız ya şimdiye kadar. Ne kadar saçma sapan bir şey ya. Ne kadar yapsaydınız. Abi yapmadılar ve bunlar yapmazlar. Bak İmamoğlu. Mehmet Şahin, Profesör Mehmet Şahin. Ne kadar saçma sapan bir şey ya. Muhalefet gelmiş olsaydı yapamazdı kardeşim. Yapamazdı. Hiçbir şey yapamaz. Bak bırak CHP'yi. Örneklerini de vererek konuştum. O programın kritiğini yapmış olmuyor ama. 6 ayda ülkeyi uçururuz diyor ya. 3 ayda ülkeyi batırır bu CHP. 3 ay. Bu deniz zeyrek kafası var ya. Batırır. Bunlar bu şekilde. İyi niyetli bir yaklaşımdı 3 ay. Kendi şavaklığınızı bile anlatmayın. Şimdi buraya geçtik. Tabii siyaseti nasıl üretiyorlar onlara da bakmakta fayda var. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Cumhuriyet Halk Partisi, hani yalancının mumu yatsı meselesinde olduğu gibi geçmiş dönemde, geçmişten kastım da böyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl falan değil ha. Yani bir ay önce, 2 ay önce, 3 ay önceki meselelerden bahsediyorum. Şimdi mesela muhtarlara rozet takma görüntüleri yaşandı. Muhtarları almışlar. İşte Kırşehir zannedersen bir tanesi oradandı. CHP'li rozet takıyorlar. Evet. Bir başkasına elektriği kesik. 3 aydır elektriği yok. CHP'liler ziyaret ediyor. Bunlara destekte bulunuyorlar vesaire. İşte mesela rozet takma görüntülerinden bir tanesi şu. Muhtar
konuşuyor mesela, anlatıyor videosunda. Ya diyor, bizi öyle bir oyuna getirdiler ki, Kırşehir ziyareti olmuştu. Geldiler, orada da görüştük. İsim de veriyor. Şu isim bizi ziyaret etti, şöyle oldu. Sonra ertesi günü bizi Ankara'ya kahvaltıya davet ettiler. Birkaç gün sonra. Muhtarlar toplandık, gittik, başka yerlerden de davet etmişler. Kahvaltı yaptık, bize meclisi gezdirdiler. Şunu yaptılar, bunu ettiler falan. Sonra dediler ki öğlen yemeğinde genel başkanımız da gelecek. Genel başkan da size bir zor rozet takacak. Demişler ki rozet nereden çıktı? Ben hızlıca anlatıyorum. 2-3 dakikalık bir video olduğu için sürede fazla kalmadı, vermeyeceğim. Rozet nereden çıktı diye muhtarların kayrekseriyeti itiraz ediyor. İstemeyiz falan diye. Ne olacak, bir şey değil diyor. Zaten diyor basına kapalı. Ya, bir hoşluk olsun diye. Bir rozet takacaklar. Bir şey olacak, Başörtü. Zaten bununla ilgili kimse de soru sormayacak, bir şey de söyletmeyecek diye. Ya istemeyi istemeye kabul ettik diyor. Biz hani akşam dönelim şeyindeyiz. Onlar öğleye de kalın. Evet. Biz rozet takacak diye. Geldi diyor. Rozetleri taktı diyor. Ondan sonra bir baktım hanımefendi muhtar, Yavuz Selim Mahallesi muhtarı Kırşehir'de. Taktılar diyor rozeti, rahatsız olduk ama bir şey diyemedik falan diyor. Sonra diyor ya ben MHP'liyim diyor ya. Ben MHP'nin işte bulunduğu yerde yönetiminde bulunmuş, evet. yer alan bir insanım. Kime sorsanız benim MHP'li olduğumu bilir. Ama bize diyor bir şey yaptılar, benim oğlum işsizdi diyor. Üniversiteyi bitirmişti. Aa biz hallederiz merak etmeyin, onunla da iş buluruz tabii. falan deyince diyor. Ne yapalım abi, bir de davet edince arkasına atladık gittik Ankara'ya diyor. Sonra da bunu yaşadık diyor. Ya sonradan diyor servis ettiler diyor, muhtarlar CHP'ye katıldı, şu oldu bu oldu. Yani nereden çıktı diyor. Tabii. Bu bir. İkincisi, bir tane daha var. Elektrik. 3 ay. Elektriksiz kalmış da CHP gelmiş yardım etmiş de bilmem şu olmuş bu olmuş. Çıktı o da itiraf ediyor. Özür diliyorum diyor. Yani ben de diyor işte çaresizlik maresizlik. O ayrı bir tartışma konusu. Evet, hani çaresizlikten. Var, vermiyoruz ama. Tabii onda videosu var. Geldiler diyor, ziyaret ettiler, size şöyle yardım edeceğiz, böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Onun videosu var, sonunda veriyorum. Sonra arkası kiraz bahçesi. CHP bu yani ya, hatırlamıyor bak. Musun? Ya evin şalterini kapatmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o elektrik faturasına protesto ediyorum, ben de elektriğimi kessinler dediği noktada adamın elektriğini kestiler. Ziyaret ettiriyorlar. Bak işte ben diyor bunları da elektriği kesik vatandaşı ziyaret ediyorum, destek oluyorum diye. Meğer Kılıçdaroğlu gelmeden 2 saat önce şalteri indirmişler. Gittikten 1 saat sonra da şalteri açıyorlar. Evet. Şimdi bu mantıkla siyaset eden adamın Deniz Zeyrek'e göre Rusya ile tahıl krizini çözüp boğazlardan gemi geçireceğini düşünüyorsun. Tabii. Bu Deniz Zeyrek kafasına göre, bu siyaset anlayışına göre kurguyla, yalanla, dezenformasyonla siyaset yaptığını zanneden bu güruhlar Türkiye'nin kurtulacağını zannediyor. Ya vatandaşa bu kadar kelek atan. Net. Kelek diyor. Neden biliyor musun? Kelek. Burada da onda da ötekinde de hepsi aynı yere çıktık. Ben hatta bugün onu yazdım. Detaylarını okudum ne var ne yok diye. O da şu. Hani dedin ya Kılıçdaroğlu 4,5 ay evkesik bir aileyi ziyaret ediyor. Gidiyorsun. Şalter oyunu. Ya ne kadar da, pis. Burada bak, da aynı mantık. Ne kadar pis bir kurgu. Elektriği kesik ev bulamayınca elektriği kesikmiş gibi rol yaptırıyorlar adamlara. Elektriğim kesik değildi diyor. Dediler ki evini alacağız. İl ve ilçe başkanı geliyor. Evindeki oturma grubunu alacağız. Hallarınızı değiştireceğiz. Ankara'da, Mamak'ta. Mamak, hallarınızı değiştireceğiz. Şunu yapacağız, sana yardım edeceğiz. Gel bakalım Kılıçdaroğlu konuşuyor. Şu fotoğraf, aha da bu fotoğraf, aha da bu fotoğraf. Böyle Kılıçdaroğlu, bu da sözcü de diyor ki bak Kılıçdaroğlu halkı kucaklıyor. Tek tek elektrik kesilse çözüm bulacak. Mumdan kurtulacağız diye gidiyorsunuz. Arkasından diyor ki adam ya diyor söz verdiler diyor. O da onun kendi kabahati. Bu da yanlış bir şey. Hiçbir şey almadılar diyor. Bir de diyor elektriğim kesikliyken kesiktir diye bana söylettirdiler. Bir baktım ilçe var, arıyorum cevap yok. Arıyorum cevap yok diyor. Ya diyor kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ben yanlış yaptım diyor. İfşa ediyor. 1-2-3-5. Peki şey de oldu. Diyarbakır adliyelerini biliyorsunuz ziyaret meselesinde de aynısı oldu. Oraya gidemedikleri için otele çağırıp bir kare aldılar. Ziyaret etmiş gibi gösterecekler. Arkadaş bu kadar yalan, bu kadar sahtekarlık siyasette yürümez ya. Ayıptır yahu. Yüzünüz kızarsın yahu. Bak bunların binde biri AK Parti'de olsa var ya, tepe koyup oynatırlar adamı. Ensesinde boza pişirirler. Bu sözcü sabah akşam çıkar, zar 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 bilmem ne yazar. Binde biri olsa. Bak nasıl bu kafa var mı burada, hiçbir şey yok. Onunla ilgili bir şey kafa. Burada Kılıçdaroğlu nasıl halk kucaklığından bahsediyor. Bu kadar sahtekarlığı niye görmüyorsunuz? Görmezler. Ayıptır yahu. Görmezler. Şu sahtekarlık mı diyeyim, bana onu söyle Deniz Zeyrek. Bu kadar sahtekarlıkla siyaset yaptığını iddia eden. Çok net Murat. Vallahi çıldırıyorum bazen. Bu kadar ya il başkanı gidiyor sana alacağız. Ulan bari oyun oynuyorsun, bir fake bir kurgu yapıyorsun. Bari yerine getir. Yani bari en azından adam kursun. Tabii bari şikayet yapacaksın, kurgu yapacaksın. Adamı var bir oturma grubu sussun.
Onu da yapmıyor adam. O kadar şimdi, rahat ki. Neden rahat ama? Çünkü diyor ki arkadaş ben tuvalet telinden bir tık yukarıdayım. Benim evet. kitlem tuvalet telini oy veriyor ya. Artı, onların bir tık yukarıdayım. Ben 100 artı, numara terliyim. Ek olarak da Sözcü Gazetesi zaten bütün bunları meşrulaştırıyor. Ayıp yani. Bu yalanları meşrulaştırıyor. Evet. Onun açısından sorun yok. Şimdi bu ve bunun gibi şimdi bunlar dediğin gibi Hikmet'in söylediği gibi büyük sahtekarlık. Ayıp. Büyük sahtekarlık. Yani bu büyük sahtekarlığın yanında yani. İnanılmaz derecede bu görüntüler ve benzeri durumlarla dezenformasyon yapıyorlar. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Türkiye'de Erdoğan gitsin de ülke yanarsa yansın mantığının yanı sıra ağababalarıyla iş tuttukları bir alan dezenformasyon. Şimdi İletişim Başkanlığı buradan hakikaten Sayın Fahrettin Altun'a geç ama yerinde bir karar. Çünkü çok daha önce olmalıydı. Elbette onun da belli süreçleri var. Yani niye buralara sarktığını biliyorum. Çok uzun mesele şimdi orayı da girmeyeyim. Ama çok yerinde bir kararla İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyonla mücadele birimi kurdu. DMM. DMM. Başına da sevgili İdris kardeşi getirdi. Evet. Tamam yani hakikaten hem böyle bir departmanın kurulması çok kıymetli bir şey. Hem de böyle bir departmanın başına İdris kardeş gibi bir ismin getirilmesi kıymetli bir şey. Yani böyle hani meç olmuş vaziyette, uyuşmuş vaziyette. Şimdi bu işin ne kadar düzgün olduğunu, hakikaten nokta atışı olduğunu anlayabilmek için muhalefete bakmak lazım. Mesela Özgür Özel'e bakmak lazım. Tamam. Özgür Özel ver yansın ediyorsa baba çok doğru bir iş yapmışlar demektir. Vardı herhalde onun görüntüsü. Kısa bir görüntüsü varsa hemen verelim onu, bir dinleyelim. Ver. Bu soru demokrasilerde sorulabilecek bir soru. Burası bir saray devleti, adeta yani betonarme inşa edilmiş bir çadır devleti olduğu için bir kez meclis dezenformasyon yasasını Ekim'e bırakmış. Saray duramıyor, kendisi bir dezenformasyonla mücadele birimi kuruyor. Başına da bir dezenformasyon ustasını getiriyor ve hangi yetkiyi kullanacak? Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanacak. Onun iletişim başkanlığına tanıdığı yetkileri kullanacak ve örneğin geçen dönem bütçe yapılırken yani meclis böyle bir bütçe ayırmadık biz. Dezenformasyonla mücadeleyle ilişkili bir birime bir bütçe ayırmadık. Kanunla da kurmadık ama oraya kuruyorlar. O kişiye maaş verecekler, altına personel verecekler, makam aracı verecekler, bir takım imkanlar tanıyacaklar onlara. Bu tamamen millete karşı yapılmış bir atamadır. Bu demokrasilerde böyle atamalar yapamazsınız. Hele öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini ya, bir Ekim'i tamam. beklemek... Ya, Özgür Özel'in şeyi yeter. Buradaki temel mesele şu. O kadar rahatsız oluyorlar ki, yalan söylemeyeceğim diye bir korkuyor. Cumhurbaşkanı makamı, yetkilerini Bakanlar Kurulu, altındaki departmanlar yayar zaten. Yani bugün Tarım İl Müdürlüğü'nde bilmem ne kurarsan da bu yetkiler silsile yoluyla geçer gider. Dezenformasyonla mücadele birimi denilen bir birim kullanmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir şey çıkartmana gerek yok. Bu bir. İkincisi bahsetmiş olduğu kanun çıkacak meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduk. Tatile gireceği için yetişmeyecekti. Açılır açılmaz ilk gündem maddesi olacağını kendisi ifade etti. Üçüncüsü ya niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Yani dezenformasyon ustası İdris kardeş diyor. Evet İdris kardeş dezenformasyonla mücadele ustasıdır. Biz de biliyoruz. Bizim de burada yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi bu. Özgür Özel sizin yaymış olduğunuz bu dezenformasyonu engellemek üzerine. Biz bu işi bir hani hakikaten bu ülkenin evladı olarak bir sorumluluk hissettiğimiz için yapıyoruz. Öbür tarafta da tamamen profesyonel bir ekiple devam edecek. Yok araba vereceklermiş, yok şunu yapacaklarmış, yok bilmem ne yapacaklarmış falan. E sen genel başkan yardımcısı oldun. CHP'nin bir ton parasını kullanıyorsun. Makam araban, şunun, bunun, cartın, curtun, neyin varsa. Artı meclisten milletvekili sıfatıyla almış oldukların. Artı bilmem ne yardımları vesaire. Biz bunları soruyor muyuz? Tırnak içinde söylüyorum. Evet. Elbette o işi yapman için gerekli olan şartları hem partin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi sana sağlamak durumunda. Evet. Buraya mı takıldın? Tabii. Oraya takıldı tabii. Oraya takıldı peki. Murat'cığım şöyle bir şey söyleyebilir miyim? O kadar aslında bugün... İdris kardeş hayırlı olsun bu ara. Evet, hayırlı olsun. Hakikaten tebrik ederim. O kadar heyecanlı bir şekilde giriş yaptı ki şunu söyleyeyim bir defa. Hakikaten acınası bir durumdur. Bu gerçek, bunu itiraf ederim. Dezenformasyonla mücadele merkezi kurmak acınası bir durumdur. Neden biliyor musun? Düşünüyor musun? Bir ülke o kadar çok fazla dezenformasyona ve bilgi kirliliğine maruz kalıyor ki.
Düşünebiliyor musun? Bir de kızıyorsunuz. Bir ülkede kendini ana muhalefet gibi gören, 100 yıllık iradeyim, ben geliyorum, geldim gelmekte olan falan filan zart sur eden bir sürü bir adam var, Kılıçdaroğlu. Yahu konuşmadan insan bir utanır, bir sıkılır. Özgür Özel, bu senin şeye benzemez. Eline cep telefonu alıp da meclis başkanı odasında, bak bu da abdest şeysi, abdest bilmemesi diye gezmeye benzemez. Kılıçdaroğlu'nun arka arkaya söylemiş olduğu yalanlar yüzünden ödediği parayı biliyor musun sen? Mesela. Bak, bir kısmını onu kendisi ödedi. Vekil maaşından ödedi bir kısmını da. Yaptığınız yalanlarınız yüzünden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurguları yüzünden biraz önce utanmaz mısınız? Biraz önce yaptığınız kurgular, maalesef, adama söylettikleriniz, efendim şunu yapacağız, elektriğini kesik göster, bunu yap, bilmem ne yapacağım. Kılıçdaroğlu'nun Manadas'tan başlayıp da bütün iç siyasete kadar söylediği tüm yalanlar. Aynen öyle. Çadıra kadar. Arkadaşım, siz bu hale getirdiniz bu ülkeyi. Yani artık yalan üzerinden siyasi bahmiş çıkıyor. Diyor ki bu çok kötü bir şey yapmayın. Şey de demişti, sözcü hatırlıyor musun bu kanun için? Eyvah, hiçbir gazeteci artık dışarıda kalamayacak. E tabii kalmaz. Eyvah dedi, niye biliyor musun? Biz artık haber yapamayacağız. Çünkü haber anlayışın yalan. Siyaset anlayışınız yalan. Başka başlıklarımız da vardı ama süre yetmedi. Yazık. İkisini yarın erteleyelim. Bunlardan bir tanesi çok önem verdiğim bir haberdi ama dediğim gibi çok konuşamadık. FETÖ ve PKK ile işbirliği gerekçesiyle CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin bir açıklaması oldu. Erdoğan direnmese 15 Temmuz'da katledilecekti. Evet. Adamı linç ettiler sosyal medyada. Bunlara destek olacağız. Henry Barke ile Asaydın Taşbaş'ın yemek yeme meselesi yeni ortaya çıktı. O da skandal. Işte. Büyük skandal. Vakit kalmadı. Onu da konuşamadık. Diğer başlıklarımız bunların yalanlarından dolayı ya. Ya vallahi hakikaten. Adamlar bir hafta 5 yalan sığdırıyor. Ben bazen böyle konferansta söylüyorum. Şeytan taşlamaktan tavafa sıra gelmiyor. Güzel işler vardı. Erdoğan şey TOG'a bindi. Test ve deneme sürüşleri için o anların yani videosu paylaşıldı. Çok güzeldi. Zaten Milli yapacak, İHA gözetleme sistemi. Milli yani İHA TOGAN zaten devreye olacaktı, alınmış. Değil mi? Zaten olacaktı. Cevap verecekti ona. Konya'da İslami Dayanışma Oyunları muhteşem bir açılış seremonisi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı orada olacak. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta Akkuyu Nükleer Santrali de ziyaret edecek. Bunu zaten cevap yapacaklar, ilgili. Ne böyle hocam yani. Son final. İslami oyunlara da biliyorsun şeyden Karl Marx'a örnek vereceklerdi. O da olmadı bak. Fırsat olsaydı. Ah, finalde şöyle ya bitirelim. Dediğim gibi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu helalleşmeyle ilgili güzel bir cümlesi vardı. O da çok hoşuma gitti. Helalleşmeye ihtiyaç duyacak işler yaptığınız için bunu zaten yapıyorsunuz diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok diyor. Bu ülkenin diyor tüm vatandaşlarıyla, vatandaşlarına aynı ölçüde davrandığımız için bizim helalleşmeyle ilgili bir sorunumuz yok. Sizin var. Çünkü geçmişte neler yaptıysanız bugün onun şeyini, evet, günahını ödemek üzere gidip helalleşiyorsunuz diyor. Güzel bir mantık bu. Hocam bir de seçime yaklaşırken bu olmaz. Eğer helalleşeceksen adam gibi şimdi oturup da seçim yaklaşmış, evet, oraya buraya sinyal, başörtüler rozet, bir de kurgu üzerine. Günün manşetini yemezler bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diyoruz efendim.